kalemimizi böyle testereyle kesiyoruz. Daha sonra makasımızla karşılıyoruz. Ve bıçağımızı da açıyoruz. Bıçağımız da bir bu tarafa, bir de ters tarafa aldık mı tamammış. Şimdi bu ağaçlar geçen yıldan kesilmiş, hazırlanmış. Bu sene tekrar bir daha kesmeye ihtiyaç duymadık arkadaşlar. 3, 4, 8 tane kalem. Rahatlıkla gider. Şöyle şuradan Bismillah deyip çizelim arkadaşlar. Ama çizmeden önce ne yapıyoruz? Perdahlamayı unuttuk arkadaşlar. Perdahlayalım bir. Burayı perdahlamazsanız buradan kalın su koşmaz. Ağaç gerçekten bayağı güzel kabuk var. Kaymak gibi kabuk. Kenardan başlayayım da burayı biraz tırnaklı kestik. Motorlu testereyle kestiğiniz zaman bu kabuk pamuk gibi kalıyor içeride. Yani çok sert değil. O yüzden ölçüyü çok dikkatli almanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer ölçüyü kaçırırsanız kalem geniş gelir ve aşınız tutmaz. Bakın şöyle bir göster dibine doğru kalemimizi. Burası Kırşehir, Mucur, Seyfe Köyü. Meşhur kuş cenneti Seyfe Gölü olduğu yer. Şöyle. Önemli olan burada kalemleri düzgün açabilmeniz arkadaşlar. Bakın kalemlerimiz oh gibi. Aşı da önemli olan birincisi kalem. İkincisi iyi işçilik. İşçilik de iyi olmazsa sadece kalem tek başına yetmiyor arkadaşlar. Ve şöyle kitap gibi oturuyor kalemlerimiz. Ağaçlar da gerçekten çok güzel. Ceviz bahçeniz nerede olursa olsun aşıcınız MSE Tarım olsun. Türkiye'nin her yerine profesyonel ekibimizle ceviz aşısına gidiyoruz arkadaşlar, ama büyük bahçelere gidiyoruz. Küçük bahçelere gitme şansımız yok. Yeah.
şey tarım olarak her türlü bahçe ürünlerinin satışını yapıyoruz arkadaşlar. Kademi biraz yükseldi. Web sitemiz mstarim.com. Getiremiyor abi, hazırla. Her türlü aşçı bıçakları, odama malzemeleri, bahçe ürünleri, çapa motoru, tırpan, çim biçme makinesi, aklınıza bahçe ürünleri deyince ne geliyorsa hepsinin satışını yapıyoruz. Web sitemiz mstarim.com. Aşımızı yaptık, tamamladık. Bundan sonra ne yapacağız? Altta attığımız çizikleri sürekli takip edeceğiz. Bir, etrafından çıkan yol sürgünleri koparacağız. İki, üçüncüsü plastik tavan boyasıyla su bazlı gövdeyi boyayacağız. Ondan sonra bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yol sürgünlere kesinlikle izin vermiyoruz. Etrafında tam karşına ortalaşıyla dayıyorsun ki poşet sağa sola takmasın. Tamam, bırak abi. Sen doldurup getir. İpi bağla. İpi bağla hemen. İpimizi bağlıyoruz. Poşetimizi delelim. Bırak abi. Şimdi bu aşçı poşeti ne zaman çıkaracağız? Sürgünlerimiz 70-80 santim olduktan sonra aşçı poşetimizi çıkarıyoruz. Alttaki streci alıyoruz. Ondan sonra başka yapmamız gerekenler arkadaşlar, bunlara herek bağlıyoruz. Bu olmazsa olmazımız. Eğer herek bağlamazsanız aşçılar yarın öbür sürü rüzgarda kırılır. Eğri büğrü sağa sola dürü, yay gibi büyür. O yüzden ok gibi büyüsün istiyorsanız güzelce 5'e 5 olacak şekilde iki kaleme bir tane herek bağlıyoruz. Ondan sonra kesinlikle aracın dibini ve aşı toprağını sulamıyoruz. Şimdi aşımızı tamamladık. Macunumuzu sürüyoruz. Tamam abi. Şöyle kalemlerimizin ucuna macunu sürüyoruz. Macunu neden alıyorsunuz? Tabii ki MS Tarım'dan arkadaşlar. mstarim.com web sitemizden alabilirsiniz. Her türlü aşı, budama, bahçe kurulumu ve teknik destek için telefon numaram 0-538-518-32-86. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın.